herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Refik Halit Karay'ın İnkılap Yayın Evi'nden 1972 yılında çıkan Yezid'in Kızı adlı kitabını inceliyoruz. Başlıyoruz. Kitabın konusu, bir adamın akıl hastası bir kadınla geçirdiği ilginç olaylar. Kitabın özeti. Hikmet Ali isminde bir mebus gemi seyahatine çıkar. Seyahat esnasında bir kadın hem güzelliğiyle hem de yanındaki uzun sakallı adamla Kürtçe konuşmasıyla ilgisini çeker. Aradan fazla bir vakit geçmeden bu kadın kendisiyle tanışmak ister ve ona ismiyle hitap eder. Ayrıca kadın İspanyolca ve Fransızca da konuşmaktadır. Zeli Yezdi adında olduğunu söyleyen bu kadın bu durumu Hikmet Ali Bey'in de garipsediğini fark eder ve onun bu merakını giderir. Kendisi yıllar önce Yezid soyundan gelen ailesinin Arjantin'e taşındığını ve bu sebeple Kürtçe öğrendiğini söyler. Hikmet Ali Bey bu kadından çok hoşlanmaktadır. Onun bu güzemli şahsiyetine ve güzelliğine karşı büyük bir ilgi duymaktadır. Fakat Hikmet Ali Bey onun bir casus olduğunu düşünerek bir yandan da bu tanışmadan endişe duymaktadır. Kadın Türkiye, Suriye ve Irak hakkında sorular sormaktadır. Zeli, Hikmet Ali'nin bu durumdan rahatsız olduğunu anlayınca ona amacını açıklar. Şu an 80 bin civarında kalan Yezidi halkını uygun bir toprak parçası üzerine yerleştirip huzur içinde yaşamalarını sağlamak istediğini söyler. Hikmet Ali, onu hoş bulmasının da etkisiyle kötü bir niyetinin olmadığı hissine kapılır. Zeli, gemi seyahatinden sonra onu arayacağını ve ona ileride çok ihtiyacı olacağını söyler. Bu ikili gemide çok güzel anlar yaşar. Zeli, Hikmet Ali'yi köyünden aldırarak Suriye'de Pamir denilen yerine çağırır. Oradan da Yezidi halkının yaşadığı yerlere götürerek amacını daha ayrıntılı bir şekilde anlatır. Ona aşık olan Hikmet Ali, ona yardımcı olup olamayacağına karar veremez. Şeyh Şam'ın adında Zeli'nin her türlü işine yardımcı olan kişiyle Hikmet Ali arasında bir soğukluk vardır. Uzun yolculuk ardından Şeyh Şam'ın dayanamayarak ona hakikati açıklar. Zeli'nin bir akıl hastası olduğunu ve kendisinin de onun kocası Senyor Alfonso olduğunu açıklar. Hikmet Ali hayal kırıklığına uğrar ve zor da olsa Zeli'ye bu teklifi kabul edemeyeceğini söyler. Herkes kendi yoluna gider. Kitabın ana fikri, bir aşk uğruna çok büyük fedakarlıklara girişilebilmesi. Kitaptaki olayların ve şahısların değerlendirilmesi. Hikmet Ali Bey çok maceraperest ve yalnız bir insandır. Şeyh Şam'ın eşinin mutluluğu uğruna her şeyi yapan fedakar bir insandır. Zeli ise güzel fakat psikolojik rahatsızlığı olan birisidir. Yazar hakkında kısa bilgi. Refik Halit Karay, 1888'de İstanbul'da doğan Refik Halit, Bank-ı Osmani veznedarlarından bala rütbesine sahip Mehmet Halit Bey'in oğludur. 1908'de katipliği bırakarak Servet-i Fünun'da ve Tercüman Hakikat'te çalışmaya başladı. Bu arada kendisine ait Son Havadis adıyla bir gazete çıkardı. Ancak bunu 10-15 sayı sürdürebildi. Fecraati topluluğuna katıldı. Servet-i Fünun'a yazılar verdi. Kalem adındaki mizah dergisinde Kirpi Müstehar ismiyle siyasi mizah yazıları yazdı. Robert Koleji'nde bir yıl kadar Türkçe öğretmenliği yaptı. Bu arada Vakit, Tasvir-i Efkar ve Zaman gazetelerinde makaleler yayınlayan Refik Halit, damat Ferit Paşa'nın dostluğu sayesinde mütarekeden hemen sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katıldı. Posta ve Telgraf Umum Müdürü olarak görevlendirildi. İzmir'in işgalinden sonra Anadolu Hareketi ile İstanbul Hükümeti arasında yaşanan telgraf krizinde İstanbul Hükümeti'ni tuttuğu için İstanbul'un işgalcilerden kurtarılışının ardından 09.11.1922 tarihinde Beyrut'a kaçtı. 150'likler listesinde anılması ve ihracı konusunda baskı yapılması üzerine Suriye'nin vatandaşlığını kabul etmek zorunda kalan Refik Halit, Halep'te yayınlanan Doğru Yol ve Vahdet gazetelerini yönetti. Bir ara kendi adına çıkardığı gazeteyi de tepkiler yüzünden kapatmak zorunda kaldı. Af kanunuyla 1938'de yurda dönüp yazmaya ve geçimini bu yoldan sağlamaya devam eden Refik Halit, 1965'te İstanbul'da vefat etti. Eserleri, romanları, İstanbul'un İç Yüzü, Yezid'in Kızı, Çete, Sürgün, Anahtar, Bu Bizim Hayatımız, Nilgün, Yer Altında Dünya Var, Dişi Örümcek, Bugünün Saraylısı, 2000 Yılının Sevgilisi, İki Cisimli Kadın, Kadınlar Tekkesi, Karlı Dağdaki Ateş, Dört Yapraklı Yonca, Sonuncu Kadeh, Hikaye Kitapları, Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri, Kirpi'nin Dedikleri, Ago Paşa'nın Hatıraları, Ay Peşinde, Sakın Aldanma, İnanma, Kanma, Tanıdıklarım, Guguklu Saat, Bir Avuç Saçma, Bir İçim Su, İlk Adım, Üç Nesil, Üç Hayat, Minel Bab, İlel Mihrap.